Evet arkadaşlar, markete gidiyorum. Aslında ben market alışverişimi dün yapmıştım ama bugün sadece ekmek almaya gideceğim. Bir de şöyle bir fiyatları göstereyim dedim. Ama ayrıntılı market alışverişi yaptığım zaman yine onun da videosunu atarım. Başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Burada Polonya'da asgari ücret 523 euro. O da 2300 zloty falan yapıyor. 2300 zloty de 4100 lira Türk lirası yapıyor. Ama şimdi gene soranlar, söyleyenler olacaktır. Birim olarak bakmak lazım. Hani adamlar burada ne kadar kazanıyor? 2300 birim kazanıyor. 2300 birimle ne alabilirler, onlara bakacağız işte. Açıkçası ben fiyatları Türkiye'ye çok benzetiyorum. Hani tek farkı bence burası çok soğuk bir ülke olduğu için meyveler, sebzeler falan çok pahalı. Yani domates 10 kilosu 10 zloty falan. Şimdi birazdan markette de görürsünüz. Biraz da şöyle mahalleyi çekeyim. Bu mahalle çok güzel bir yer. Evet, şöyle mahalleyi de çekeyim. Tam böyle Amerikan tarzı evler var. Ben çok seviyorum bu mahalleyi. Bakın mesela şu ev çok hoş. Şurası. Şöyle arkaya bakalım. Sessiz, sakin. Çok güzel yani. Bu arada Polonya'ya yeni geldim biliyorsunuz. Polonya'dan ne tarz videolar gelsin istiyorsanız onları yoruma yazabilirsiniz. Vakit buldukça çekmeye çalışırım. Biraz yoğun geçecek gibi görünüyor ama hallederiz, sıkıntı yok. Şöyle. Çok güzel değil mi ya? Evlere bakın. Sonraki videolarda bu evlerin fiyatlarını bulabilirsem bu evlerin fiyatlarını da paylaşırım sizinle. Siz de öğrenmiş olursunuz. Keza yine arabalar falan çok ucuz burada. Onların fiyatlarını da paylaşırım. Yani takipte kalın. Videolar biraz arkadan geliyor. Hani Instagram'da mesela daha aktifsin, hemen story atabiliyorsun falan ama YouTube için öyle değil. Videoyu çekmen, editlemen, paylaşman uzun sürebiliyor. O yüzden Instagram'dan da takip etmenizi öneririm. Bu da böyle bir reklam arası olsun. Şeye geldim. Lidl'dan alacağım zaten. Bu haftaya özel Lidl'a işte Türk ürünleri gelmiş. Terme pidesi var. Terme pidesi yazmıyor üstünde. Normal pide yazıyor da şekli Samsun terme pidesi. Bakın Lidl görünüyor. Lavaş var. Dondurma vardı sanırım. Birkaç bir şey daha var. Ülkede gördüğüm farklılıklar, ne bileyim, kullandıkları ürünler bizi ürünlere çok benziyor. Onları da zaten zamanla paylaşıyorum. Instagram'dan falan görmüşsünüzdür. Bakın. Sorry. Evet. Lidl'cığımıza geldik. İçeri girmeden şunu söyleyeyim. 1 zloty 1 lira 80 kuruş falan.
Zloty de değerli Türk parasından. Yapacak bir şey yok. Ona göre siz de hesaplamalarınızı yapın içeride. Hadi. Burada bir sürü ekmek var ama bizim kullandığımız ekmeğe en benzeyeni şu. 1.79 diyor. Ben bundan alacağım. Çiçek ekmek de var. Alalım. Makine bizim yerimize 13 milimetrelik dilimlere bölecek. Bakın 12.63 kaju kaç 100 gramı 100 gram mı o? Ha, 200 gramı 12.63'müş. Badem 200 grama 8.49 galiba, aynen. Böyle. İncir var. İncir mi bu? Aynen. İncir ne kadar? 2 galiba buraya ait değil, yazmıyor, göremedim. İşte konserveler var, 2.42. Bakın, en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Turşu, salata turşu. Dilimlenmişi de olacaktı burada bir yerde. Aynen. Dilimlenmişi de 4.37. Zeytin. Bunlar yine şey ürünleri. Mesela meyve falan çok pahalı. Şu ne meyvesi onu bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Ama burada bizim Türkiye'de kullandığımız ürünlerin olması çok hoş. Bak. Mercimek, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek. Sonra aynen bak bulgur. Direkt bulgur yazıyor yani. Bunları Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Pirinç mesela 3.49'muş 1 kilosu. Tavuk 11 lira. Aynen. Noodle 1.19. Aynen 1.19. Köreli 1.5. 2 diye gidiyor. Bakın şu domates kilosu 10 zloty. Şu salkımların ucuzdu, 5 salkımdan almıştım biraz. Şimdi size bu haftaya özel ürünlere götüreyim. Şu diğer taraftan gidelim. Yine burada bizim de çok kullandığımız ürünlerden. Burası hazır meyve sebze, salata, o tarz şeyler. Dondurmalar. Mesela şu Graycan dediği 10 zloty. Kefir. Bunları aldım, denedim. Güzel. Kefir ne kadar? 1 kilosu 2.85. Evet. Bak. Dürüm. 12 parça dürüm. Ne kadar o? 12 zloty. Sonra burada ürünler var. Neydi ya bu? Şey. Görüyor musunuz? Hurma reçeli galiba. 5 zloty. Kuskus diyor. Köle diyor. Patates cipsi. İsme bak. Kebap style. Sonra diğer ürünler neredeydi? Onlara gidelim. Ha, buradaydı. Değiştirmişler.
burada. Ha dur. Dondurma var. Mint green tea. Ne kadar iyiyiz bu. Mesela köfte. Köfte dediğim bu. Bronze roti. Pide. Pide de galiba olsun. Bunlar bu hafta özelmiş. Ama bakar mısınız ya? Ayran da kullanıyorlar. Ayran var ya. Ayranımız var içmeye. Bak, mangan kömürü var. 8 zlotiye. Düşün ya. Mangal kömürümüz bile var ya. İşte Fanta mesela 1 litresi 3 zloti. 1 litrelikleri 3 zloti. Bunlar yine pahalıya geliyordur ama hesabı siz yapın. İşte böyle geçeyim. Bura komple su. Ama bunların suları değişik mesela. Şunlar galiba mineralli. Hani şey bizim maden suyu gibi. Tanesi galiba. Aynen tanesi 1 zloty. Normal magnezyum falan diyor bak. Normal su bulmak için bayağı uğraşmıştım ya. Çinli gaz. Bu da gazlı su galiba. 1.85. Onlar biraz daha pahalı. Gazovana. Bu da gazlı galiba. Bir kere denemiştim, hoşlanmadım. Ondan sonra da almadım yani. Normal su daha iyi. Meyve suları falan var. 2 litrelik 4 zloty. Solevita'nın 3 zlotyye düşmüş. 2 litreliği. Böyle. Şu da enerji içecekleri. O şey diyor. Ne kadar mesela o? 2. 2 zloty. Büyük boyları 2.29. Evet, market turumuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer sosyal medya hesaplarım burada, şuralarda bir yerlerde işte paylaşıyorum. Oralardan takip etmeyi unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Ciao.